Evet değerli dostlar tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzda sizlerle kripto paralar üzerine bir yayın yapmış olacağız. Umarım faydalı bir yayın olur. Yasal uyarımız gereğinde kesinlikle almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Evet şimdi şuradan o gün Can Aydemir'in sormuş olduğu birkaç hisse var. Pardon kripto var. Ama onun öncesi onun öncesine ben bir bitcoin analizi yapmak istiyorum. Bitcoin'deki son durum nedir? Onu hep beraber irdeleyelim ve onun üzerinden gidelim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şöyle 3 günlük grafiğimi ben almak istiyorum. Bitcoin'de grafiğimizi sıfırlayalım şu şekilde. 3 günlük grafik üzerinden şöyle gitmek istiyorum. Şimdi şuradan birkaç nokta üzerinden gitmek istiyorum. Arkadaşlar 3 günlük grafikte baktığımız zaman biz şuradaki bakınız trend anlamında tekrar aşağı yönlü bir dönüş trendi içerisine girme potansiyeli oluşabilir. Burada dikkatli olacağımız noktayı sizlerle daha önce de defaatle özetledik arkadaşlar. Şu kanal bizim için esastır, ölçüttür. Bakınız burası rehberdir bize. ya yani bu alanın üzerinde tutunduğumuz müddetçe kendimizi şanslı hissediyoruz. Hatta destek noktalarını daha önce de iki defa alı fırsat olarak çalıştı. Alı fırsat olarak görüyoruz ama bu band altı riskli bir bölge. Bu kanal trendi içerisinde takip ediyoruz arkadaşlar ve burada tam da bakınız e, maalesef alan altındayız şu anda e, 3 günlük grafikte bizim en azından şöyle baktığımız zaman 39.545 bantlar 39.500 bantları üzerinde tutunmamız lazım bu kritik rakamın altındayız 39.500 rakamın altındayız bu pek hoş değil içim oku bulutu bulut altında devam ediyoruz arkadaşlar. Süper trend aşağı yönlü. Parabolik sarı bakıyoruz. Satışta devam ediyor 3 günlükte. Yani teknik olarak halen böyle çok kritik noktalar diyebileceğimiz noktalardayız. Umarım bu bantlar kırılmaz arkadaşlar. Ya yani bu trend kırıldığı zaman sıkıntılı. Şimdi buradan ee, yukarı yönlü bakınız. E, şu seviyeden bakınız görüyorsunuz e, dönüş sinyalleri ya yani burada baskı altında geri çekilme olasılığımız her zaman daha çok olduğu için burada e, bu Tepe noktasını üzerinde tutamadığım için maalesef e, biraz nötr bir durum var Yani bu bahar ayı birazcık sıkıntılı sancılı sanki geçecek gibi halen e, çok canlı e, hareketler maalesef göremiyoruz e, şimdi gelelim şimdi 60 dakikalık grafiğine ben bakmak istiyorum yani son 60 dakikalık görüntüler itibariyle nasıl bir durum tablo çizilebilir Çünkü e, long olan arkadaşlarımız var şimdi burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar saatlik bazda şöyle bir görüntü biraz daha dikkat çekici bir miktar daha geri çekilme potansiyeli olabileceğini ve bu noktalardan belki tepki gelebilir arkadaşlar veyahut da buradan düşen kırılımı üzerinden de gidilebilir şöyle alıyoruz burayı bakın şimdi Burada net bir destek bölgesi görüyoruz. Yani şu bantlarda tekrar bir destek testi olabilir. İhtimal dahilindedir. Bunu ifade edeyim. Yani bir 38 bin bantları falan bir tepki bölgesi olabilir. Evet. Ee, yön şu anda hala aşağı yönlü böyle e, tırtıklamaya devam ediyor bizleri. Şuradan bir bakalım şöyle. Evet. Şu bölgeden bir tepkimiz var gibi gözüküyor. Bakalım. Tepki canlı olacak mı? Yani pozitif seyirin oluşması için en azından e, Bitcoin'de şöyle 39.900, 40.000 gibi bu rakamların üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada küçük tepkiler oluşabilir ama asıl e, direnç seviyesinin bu nokta olduğunu söyleyebiliriz. E, evet, Bitcoin'deki durum bu. Şimdi e, Link sorulmuş. Link'te de muhtemelen e, Benzeri görüntü var saatlik bazda hemen ona bakalım. Evet şöyle çizimleri kaldıralım. Şimdi linkteki saatlik görüntü arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın şöyle bir bölgemiz var. Yani buradan tepki gelebilir. Yani bu potansiyel oluşabilir dönüş için bu noktada ciddi bir savaşım olacaktır diye düşünüyorum. Ee, buradan bir tepki eğer oluşursa tekrar yukarıdaki bakın direnç hattına doğru bir yükselişimiz olabilir linkte. Kritik e, süreçlerdeyiz arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. daha önceki destek bölgeleri net bakınız. Hemen yani şunu yeşil yapalım. Bakınız 2, 3, 4. bir destek oluşabilir mi? Direnç seviyelerinde yine kırmızıya boyayarak tepe noktanı şöyle işaretledim. Görüntümüz bu. Yani böyle bir kanal içerisinde destek bölgesine yakınız. Yani bir tık daha gevşeme olabilir ama bu nokta bir dönüş noktası da olabilir. Uyumsuzluk oluşup oluşmayacağını takip edeceğiz RSI'da. Yani RSI'da da şu anda e, kripto ile benzeri bir atak içerisinde yer aldığımızı söyleyebilirim. E, tablo bu arkadaşlar. Yani burada e, maalesef Bitcoin toparlayamadı bir türlü. Bitcoin'de canlı e, hareketleri göremedik ama... E, linkte de saatlikte bir miktar daha bu noktayı takip etmek, gözlemlemek gerekiyor. En azından e, bu seviye bakın, şu nokta e, 12:60 olur, 12:70 olur. E, bu banda kadar olası geri çekilmeler olabilir. Ama buradan e, saatlikte gelebilecek dönüşlerde bir fırsat olabilir arkadaşlar. Evet, Linkteki son tablomuz, görüntümüz bu. Buradaki görüntü de yatırımcının yukarı yönlü hareket için ya destek dönüşünü görmesi ya da buradan düşen kırılımını yakalaması gerekiyor arkadaşlar. Muhtemelen bu dirence doğru bir atak gelir ama kırılım bizim için asıl olandır. Kırılımın gerçekleşmesidir arkadaşlar. Yatay bazlı önemli destek bölgesi olan noktanın kırılması ise direnç kırılım anlamına gelir. Yani daha önce destek olarak çalışmış bu bölgenin kırılımı direnç kırılımı olur. 13 14 muhtemelen test edeceğimiz noktadır. Bakalım bu seviyenin üzerine atabilecek miyiz linkte. Unfi'ye bakıyoruz yine saatlik grafik arkadaşlar Unfi. Evet Unfi. Yine saatlik bazda baktığımız zaman Unfi'de de desteği net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta burayı trend içerisine alalım biz. Evet unfi arkadaşlar yani birçok e, e, kriptoda benzeri görüntüyü görüyoruz yani saatlikte daha önce yaşamış olduğumuz iki dip noktanın şöyle yapalım burası direnç noktaları iki dip noktanın testi söz konusu yani bir dönüş emaresi mi olur yoksa burası kırılır mı bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar bizim için asıl olan bakınız tekrar ediyorum her zaman bir önceki dibin üstü bizim için güvenlidir. Bakınız her zaman bir önceki dip seviyenin üstü bizim için güvenlidir. Nasıl mı diyecek olursanız örneğin daha önce bakınız şu seviyenin bakınız kırıldığını görüyoruz değil mi? Bakınız bu dip seviyesi kırıldı ve kırıldıktan sonra üstüne atmamız bir alım fırsatıydı. Bu sefer yine tekrar ediyoruz. Bakınız bu seviye dip seviyemiz kırıldı, üstüne doğru attık. Umarım benzeri görüntüleri bakınız şu noktadaki benzeri görüntüyü umarım burada da yaşarız arkadaşlar. Ve burada da yaşayaraktan bunu eşit yapalım şu şekilde. Bakınız umarım buradan yukarı doğru atağımız gelir. Evet. Unfideki görüntü de bu şekilde arkadaşlar. Saatlik görüntüde bir önceki dip noktanın üzerinde tutunma çabasını görüyoruz bu çaba bizi yukarı doğru taşıyacak. En önemli artık sinyal olarak gözükür. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep beraber şahit olacağız. kriptolarla ilgili sınıflandırma, kategorize çalışmam var. Devam ediyor. Yani o çalışmamı tamamladığım zaman arkadaşlar yani çok detaylı kripto para analizleriyle karşınızda olacağım. 3 günlük, 5 günlük, aylık, haftalık, saatlik böyle detaylı ve detaylı analiz çalışmalarını farklı indikatörleriyle kullanarak sizlere sunmuş olacağım değerli dostlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.